aklımı aldın. Ben ceketimi unutmuşum. Onu almaya geldim. Baktım salonun ışıkları da yanmıyor. Herhalde Nermin evde yok dedim. Nerede olabilirim ki? Neyse ben zaten fazla kalmayacağım. Ceketimi alıp hemen çıkacağım. Behçet. Heh. Nasıl? Çocuklar sağ salim çıktılar mı yola? Tabii tabii. 30-40 çocuk bindiler otobüse cıvıl cıvıl gittiler. Bak Behçet, onların yanında bir şey söylemedim ama bu yaptığın hiç doğru değil. Annelerinden habersiz nasıl izin verirsin? Sen onların annesiysen ben de babalarıyım. Behçet, çocuklar da yok, sen de yoksun. 20 yıldır hiç alışkın değilim. Dün akşam ilk defa yalnız başıma kaldım. Bir ürküntü geldi üstüme. Bari bu akşam evde kalsan. Hı? Nermin, bak bu işin sonu boşanmayla bitebilir, biliyorsun. Yani yalnız yaşamaya alışman bence daha doğru olur. Bırak onu yerine. Kaç zamandır doğru düzgün yemek yemiyorum. Lokanta köşelerinde yemek yemekten içim kurudu. Efendi gibi otursaydın evinde hem bal yerdin hem de börek. Madem boşanmaktan söz ediyorsun, şimdiden alıştır kendini o kötü yemeklere. Efendim Behçet. Nermin nasılsın? İyi demek adet olmuş. Sen? Ben pek iyi değilim. Geçen seninle karşılaştığımızdan beri düşünüp duruyorum. Bir müddet ayrı kalalım, sorunlarımızı çözmeye çalışalım demiştim ya. Ya evden ayrıldığımdan beri konuşacak pek ortam bulamadık. Yani konuşmadan da nasıl çözülür ki bu işler? Evden kaçar gibi giden sensin. Toy aşıklar gibi pastane köşelerinde buluşacağımızı sanmıyorsun herhalde. Dön evine adam gibi. Eve dönmek istemiyorum. Ama sen de istersen bu akşam beraber yemek yiyelim ha? Tıpkı eski günlerde nişanlığımızda olduğu gibi. Ne dersin? Peki. Tamam gelirim ben oraya. Yok ben almayayım. Su içeceğim. Sonra içim bulanır. İyi olmaz. Ne var canım bir yudum içsen? Nara falan atarım sonra neme lazım. Keşke. Keşke bir kerecik serbest bırakabilsen kendini. İnan ki hiçbir derdimiz sorunumuz kalmazdı. Bunu salçayla mı yapmışlar? Garson. Buyurun efendim. Bu ne bu? Barbunya plaki. Barbunya plaki. Peki neden salçalı? Behçet lütfen yeter. Şimdi bak. Domatesi alacaksın, iyice rendeleyeceksin ve barbunya pişmesine yakın domatesi koyacaksın ki rengi kaçmasın. Ito, aşçıya söyle. Benim hanım bunu yemez. Siz beyefendiye acı bir kahve getirin hemen lütfen. Ama haksız mıyım Behçet? Barbunya plakiye hiç salça konur mu? Acı acı olur. Hah.
Bak oradaki ciğere bir de üstüne dereotu koymuşlar. Marifet gibi.